Merhaba değerli dinleyenler. İletişim, nezaket ve adab kitabımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tecessüs bölümündeydik. Tecessüs, cesse fiilindendir. Casusluk yapmak, bir şeyi derinliğine araştırmak, anlamak için üzerine düşmek, ister kendi merakını gidermek için olsun, ister başkaları adına çalışsın, kötü niyetle işlerin iç yüzünü araştırmak ayıpları ortaya koymak için teftiş etmek gibi anlamlara gelmektedir. Dolayısıyla şer ve kötülük tevlid edeceği için çirkin bir harekettir. Adaba uymaz. Bu münasebetle Allah Teala zahir olanını alınız, Müslümanların ayıbını araştırmayınız buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Ey diliyle iman edip de kalben inanmayanlar, Müslümanlara eziyet etmeyiniz. Onların gizli taraflarını araştırmayınız. Allah, Müslüman kardeşinin gizli tarafını araştıranın gizliliklerini araştırır. Ve Allah Celle Celaluhu, kimin ayıbının peşine düşerse, evinin içinde bile olsa onu herkese karşı mahcup eder buyurmuş. Bu kötü ahlakı kendilerine adet edinenlerin kötü akıbetini böyle açıklamıştır. Kurtubi bu ayetin tefsirini yaparken kaydetmiş olduğu manaya işareten şöyle bir kıssa nakletmiştir. Bir adamın Medine'de hasta yatan bir kız kardeşi varmış. Onu ziyarete gittiğinde ne görsün? Kardeşi ölmüş. Kardeşini defnederken içinde dinarları olan kesesi kabre düşmüş. Sonradan bunun farkına varınca aileden bazılarının da yardımıyla kabri açmış ve keseyi aldıktan sonra kardeşini tekrar görmek isteyince bir de ne görsün kabrin içerisi ateş dolu. Eve geldiği zaman annesine sormuş. Kız kardeşimin durumu neydi deyince annesi kardeşin namaz vakitlerini çok geçiriyordu. Bir de komşular uyuduğu zaman kalkıyor, kulağını kapıya verip dinliyor ve sırlarını dışarı çıkartıyordu cevabını vermiş. Bazı insanlar fazla merak sahibidirler. Acabanın arkasına pek fazla düşerler. Bazen de merakı gidermek için bunu bir hak telakki ederek ne yapayım merakımı gidermek için yaptım diyebiliyorlar. İzah edildiği gibi bu oldukça çirkin bir davranıştır. Hiçbir mümine asla yakışmaz.'' Yakışan ancak gördüğü zaman din kardeşinin ayıbını örtmektir. Açmak, hele hele yaymak asla doğru değildir. Sözün özü şudur. Hiçbir kimsenin evi eşyası, içinin tertibatı, şahsın özel durumu, geçimi kazancı, şahsına ait gizli bir işle meşgulse meşguliyeti kısaca gizli kalmasını arzu edip gizlemeye özen gösterdiği hususların peşine düşülmemelidir. Özel eşyasını karıştırmak, mektuplarını açmak, telefonunu dinlemek, iki kişi baş başa konuşuyorsa veya kapalı bir yerde konuşuluyorsa onlara kulak kabartmak, bir kimsenin yaşının kaç olduğunu araştırmak ayıp kabul edilince, buna gelinceye kadar araştırılması ayıp kabul edilen tüm hususların peşine düşmek, onları öğrenip ifşa etmek haramdır. Allah Teala tecessüsün her neviğini haram kılmıştır. Çünkü bu da insanların birbirine karşı güven duygusunu yıkan, saygı ve sevgiyi yok eden kötülüklerdendir. Gerçek Müslüman kimsenin elinden ve dilinden zarar görmediği kişidir. Başkalarına zararlı olan ve üzen her davranış İslam adabına aykırıdır. Gerçek mümin ibadet ve ihlasıyla Allah'a, sünnetlere tam olarak uymasıyla Resulüne, nezaket ve edebiyle de insanlara karşı vazifelerini yerine getiren kimsedir. Bu üç husustan birisi eksilirse, imanda da eksilme olur. Edep, insanı ve işlerine güzellik katan bir niteliktir. O giderse, güzellik kalır mı? Cenab-ı Hak, ondan artık neyi kabul etsin ki? İletişim, Muhlise Arzu Peçenek İletişimde nezaketin sosyal yaşantımızı düzenleyici ve kolaylaştırıcı etkileri vardır. Bu incelikler üç temel kurala dayanır. İletişim hangi kanalla olursa olsun anlayış, saygı, dürüstlük kurallarına göre yürür. Birisiyle konuşmadan önce durup düşünmeli, neyi, neden, niçin ve gerekli mi sorularının cevabına göre hareket edilmelidir. Dinleyici de konuşanı, neyi, neden, niçin anlatıyor sorularına cevap bulmak için dinlemelidir. Bu tutum iletişimi kolaylaştırıp pişmanlık oluşturacak durumlardan korur. Konuyla ilgili Cenabı Allah Mülk Suresi'nde en güzel davranışı hanginiz yapacaksınız buyurarak ince düşünmeye dikkat çekmektedir. Ayeti kerimede geçen ahsen kelimesi en güzel anlamına gelmektedir. Güzellikteki her detay yapılacak işin mükemmelliğine katkı sağlar. Peki, iletişim nedir? İletişimin öğeleri nelerdir? İletişim sürecinin dinamikleri nasıl işler? İletişimin ilkeleri neye dayanır? Başlıklarına kısaca bir göz atalım. İletişim, kişiler arasında duygu, düşünce, bilgi, haber alışverişinin akla gelebilecek her türlü biçim ve yolla kişiden kişiye karşılıklı olarak aktarılması anlamına gelir. İletişim kurma sürecinde yer alan öğeleri, kaynak, ileti, kodlama, kod açma, kanal, alıcı, geri bildirim ve gürültü şeklinde sıralayabiliriz. Burada mesajı gönderen ve iletişim sürecini ilk başlatan öğe kaynaktır. Konuşmayı ilk başlatan kaynağın algılama, seçme, düşünme, yorumlama süreçlerinde ürettiği anlamlı iletiler dinleyiciye kanal yoluyla gönderilir. Kaynak, iletişim becerilerini yani etkili konuşmayı, etkin dinlemeyi, güzel yazmayı ve beden dilini etkili kullanıyorsa iletisini en uygun haliyle gönderiyor demektir. Yine kaynağın konuştuğu konu hakkındaki bilgi düzeyi ve deneyimi, beden dili ve ses tonu konuşan kişilerin anlama düzeylerini artırır. Bilgilerinizin, düşüncelerinizin ve duygularınızın alıcı tarafından anlaşılmasını sağlayacak şekilde iletişime uygun hazır bir mesaja dönüştürmenize kodlama denir. Aynı dil, aynı kültür, aynı atasözü ya da deyimler, ortak deyimler gibi ortak değerlerde kodlama ve kod açma materyalleridir. Burada toplumun kullandığı dil, toplumsal deneyim ve birikim yer alır. Kodlama işleminin yapıldığı kaynak ve kod açma işleminin yapıldığı alıcının ortak deneyimlerde buluşması, ortak imgelerin üzerinden kodlaması gerektiğini fark etmişsinizdir. Kod açma dinlemeyi, dinleme yargılayıp analiz yapmayı ve geri bildirim döngüsü eline taşır. İletişim böylece gerçekleşmiş olur. Kod açılımında kullanılacak mesaj bildirimler sizin muhatabınızın ve ortamınızın saygınlığına yaraşır, kabalıktan ve argo ve jargondan, küfürden uzak olması gerekir. Kod açma işleminde konuşan ve dinleyenin kullandığı ortak atasözleri, deyimler, hikayeler, kodlama ve kod açma ile ilgilidir. İşte kodlama bu ortak deneyimlerden oluşmaktadır. Kod açmada etkili olan diğer unsur dinleme ve algılardır. Dinleme, sözlü veya sözsüz iletileri alma sürecidir. Bu süreç, kavrama, yorumlama ve değerlendirme işlemlerinden sonra bir anlam oluşturmayla biter. Dinleme, pasif bir duyma eylemi değil, bilinçli bir etkinliktir. İnsanlar seçici algıyı işe koşarak seçici bir şekilde dinler. İnsanlar, önemli olduğunu düşündükleri şeylere kendi altyapıları ve deneyimleriyle ilgili bilgilere dikkat ederler. Bundan dolayı aynı olaydan iki kişi farklı anlam çıkarabilir. Kişiler aynı iletiye farklı anlamlar yüklerler. Hiç dikkatinizi çekti mi? Bunun sebebi referans çevresi olarak isimlendirilir. Bir olayın kendisine has özelliklerini algı, yargı, duyarlılık gibi belirlemek üzere işleyen, birbirleriyle şimdi ve geçmişte ilişki ve etkileşim içinde olan tüm etkenlerden oluşur. İşte bu yüzden her insanın gerçeğe ilişkin görüşleri toplumsal ve kültürel çevresi içinde yaşadığı etkileşimler ve deneyimlerle biçimlenir. Bu bağlamda referans çevresini iki şey etkiler. Bunlar kişinin denem alanı adı verilen iç etkenler ve iletişim ortamını ilgilendiren dış etkenlerdir. Denem alanını kişinin geçmiş yaşantıları ve ihtiyaçları, inanç ve tutumları belirler. Buna ek olarak kişiye iletilerin anlamlı hale gelmesi için bireyin temel fizyolojik ihtiyaçları olan güven, güç, başarı, bağlılığa ihtiyacı vardır. Kaynak kişiyle ilgili düşünce ve ön yargıları içeren tutumlar ve toplumsal değerler doğrultusunda benimsenen doğrular da denem alanı içindedir. İletişim ortamı ile ilgili dış etkenler şunlardır. Kaynağın bulunduğu ortamla ilgili fizyolojik ve çevresel etkiler, ışık miktarı, insan sayısı, kaynak-hedef arasındaki fiziksel mesafe gibi unsurlardır. Öte yandan kılık kıyafet, roller, toplumsal statülere ilişkin davranış beklentileri ve davranış kuralları ise referans çevresini şekillendirir. İletişimde kanal, bedensel anlamda duyu organlarımıza ek olarak ses, yüz Beden, telefon, kitap, resim, televizyon, radyo, gazete gibi iletişim araçlarıdır. Alıcı, iletiyi oluşturan kodları algılayıp anlamlandırır ve kendisi de bir ileti göndererek kaynak konumuna geçer. Bu döngüyü karşılıklı top paslaşması olarak düşünebiliriz. Geri bildirim, alıcının algıladığı ve yorumladığı iletilere sözlü veya sözsüz tepki verme sürecidir. Böylece mesajın alıcı tarafından anlaşılıp anlaşılmadığı, ne şekilde anlaşıldığı ve yorumlandığının kaynak tarafından bilinmesine imkan sağlar. Sessizlik de iletişimde bir ileti ve geri bildirim türüdür. Sessizliğin de sözel iletişim kadar etkili olduğunu belirtelim. Dinleme, işitilen iletinin değerlendirilmesi için duygu ve düşünceler konuşanın ne demek istediğine yönelir. Buna kavrama denir. Her kavrama çabası bize hatırlamayı, hafızada bulundurmayı ortaya çıkarır. Ancak her hatırlanan şey söylenmek istenen şey değildir. Bizim söylenenden ne hatırladığımızdır. Hafıza yeniden inşa edicidir. Biz işittiğimiz mesajı bizim için bir anlam ifade edecek bir sistem içinde yeniden inşa ederiz. İşte tam da iletişimde en hassas nokta burada gerçekleşmektedir. Etkili iletişim var olan bir yetenek değil, öğrenilebilir ve geliştirilebilir bir yetenektir. İletişim becerisi karşılaştığımız olaylarla ilgisi olası farklı bakış açılarını ve tanımlamaları araştırmak, soruşturmak ve bütünleştirmektir. Yani konuşanın ilettiği mesajın bizim hafızamızdaki bilgilerden başka şeyler ifade edebileceğini bilmek ve buna ulaşmak için konuşmayı açmaktır. Değerlendirme gelen mesajı yargılama sürecidir. Peki sonrasında nasıl seyreder bu süreç? Alıcı aldığı iletiyi kendi hafızasında var olan bilgilerle değerlendirip ileten kişiye cevap verir. Bu işleme iletişim literatüründe geri bildirim denir. Alıcı konuşurken dinleyenin anladığı ortak duygu ve düşünceyi arada verdiği onaylayıcı tepkilerle anlaşıldığını anlamasıyla daha rahat konuşur ve iletişim hem hızlı hem güvenli ilerlemiş olur. Konuyu şöyle örneklendirebiliriz. Ufka yolculuk ekibi. Ufka yolculuk serüveniniz faydalı oluyor mu? Öğretmenler Öğrencilerin sınıftaki tutumlarında olumlu değişiklikler var. Öğrenciler faydalı ve eğlenceli bir çalışma oluyor. Veliler çocuğumun bu tür etkinliklere katılmasından memnuniyet duyuyorum. Kaynak yani gönderen Ufka Yolculuk Ekibi. Alıcı öğretmenler, öğrenciler, veliler. İleti Ufka Yolculuk serüveniniz faydalı mı? Geri bildirim, değerlendirme, alıcıların sözleri kanal yazı ya da ses bağlam öğretmen için sınıf öğrenci için sınıf ya da sosyal çevre veli için sosyal çevre dinleme öğretmen öğrenci ve velilerin soruları zihinlerinde değerlendirme süreci kod kullanılan ortak dil kod açma denem alanı öğretmen için öğrenme sevinci öğrenci ve veli için toplu etkinlik heyecanı İletişim ortamı, yarışmaya katılım sayısı, okul ve arkadaş gruplarındaki ortam, kanal, ilan ve kitaplar. İletişim, nezaket ve adab kitabımıza yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz.